Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Hataylı Abdullah Çömert ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailelerinin acılarını paylaştığını belirterek, "Her annenin acısı bir anne olarak benim de acımdır," dedi. "Şimdi herkesin acısı bizim acımız." Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette önce şeref defterini imzalayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Reyhanlı'daki patlamalarda ve daha önceki terör olaylarında mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için kısa sürede bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Şahin, sosyal devlet olarak geriye kalanın mağduriyetinin giderilmesi adına bir yılda iki büyük paket çıkardıklarını söyledi. Biz 6 ay gibi çok önemli bir çalışma yaptık. İşin bütün muhataplarıyla bir araya geldik. Sorunlar nedir, neler yapılabilir? Burada özellikle Reyhanlı'da, ondan önce Gaziantep'te, daha önce Serap kızımızın İstanbul'da Kumrular'da, Güngören'de olan patlamalarda veya Güngör'de Hatice Belgin kardeşimizin olan patlamalarında terör mağduru olan sivil vatandaşlarımızın da mutlaka bu sistemin içerisinden istifade etmesi, sosyal devlet olarak geriye kalanın mağduriyetini, muhtaçlığını giderecek bir altyapının oluşması gerektiğini gördük. Gezi Parkı olaylarında hayatlarını kaybeden vatandaşların ailelerine hükümetin taziyelerini iletmediği yönündeki açıklamalara da yanıt veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların olduğunu öne sürerken, biz iktidar olurken 76 milyonun kardeşliği üzerinde siyaset etme ve hükümet etme anlayışını getirdik ve halen getiriyoruz. Bu konuda da orada her annenin acısı bir anne olarak da benim acımdır dedi. Biz olaylara böyle bakıyoruz. Dolayısıyla Gezi olaylarındaki de yorumumuz da budur. Bizim buradan çıkardığımız sonuç ülkemizin kalkınması, gelişmesi, demokratikleşme mücadelesine son hızla devam etmemiz gerekiyor. Aynı soruya cevap veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise bu konunun istismar edilmeye başlandığını belirterek, "Abdullah Cömert'in vefatında yurt dışındaydım. Diğer kaybımız Ali İsmail ile ilgili olarak meslektaşım olan ağabeyle telefonda görüştüm. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu açıdan kimse bu değerler üzerinden küçük hesaplara sığınarak siyaset yapmaya kalkmasın. Biz taşıdığımız sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalıştığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Tüm bunların beraberce içerisinde kardeşçe barış huzur içerisinde yaşadığı coğrafyaya biz Türkiye diyoruz. O büyük aileye Türk milleti diyoruz. O açıdan kimse bu değerler üzerinden küçük hesaplara sığınarak siyaset yapmaya kalkmasın. Gerçekleştirilen ziyarette Gönül Elçileri projesine de değinen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bunun çok önemli bir çalışma olduğunu dile getirirken Hatay'ın da bu konuda yine farkını gösterdiğini söyledi.